Türkiye'de sabaha devam ediyoruz. Bu kez farklı bir konuyu bir konuğumuzla değerlendireceğiz ama İstanbul'da olacaklar. Gökhan Kazbek'le birlikte müzik, beyin ve psikoloji üzerindeki etkileşimi anlatacak bize Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Gökhan Kazbek karşımızda ve hemen aslında bu yönteme ilişkin detayları kendilerinden dinleyelim. Gökhan Kazbek, Ankara'dan günaydın diyerek sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Canan günaydın. Bugün senin de söylediğin gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la insanların hayata tutunmaları da diyebiliriz ama ritmi yakalamalarını, hayatın ritmini nasıl yakalayacaklarını ve günlük bu stresten nasıl kurtulacaklarını, nasıl kurtulmaları gerektiğini konuşacağız. Tabii üst başlık ergoterapi olacak. Hemen Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a dönüyorum ve ergoterapi ile ilgili ilk önce ergoterapi nedir ve daha sonra da alt başlıklarını konuşacağız kendisiyle. Efendim günaydın. Günaydın, teşekkür ederim. Hocam öncelikle ergoterapi ile başlayalım isterseniz. Ergoterapi ne demek? Ergoterapi şu anda bir bilimsel disiplin olarak insanların fiziksel olarak, sosyal olarak ve psikolojik olarak hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir bilimsel disiplin, çalışma. Bu özellikle işte çeşitli fiziksel egzersizlerle olabiliyor. Müzik de olabiliyor, iş ve uğraşı şeklinde olabiliyor. Herhangi bir hastalığı geçen bir kimse yahut da hastalık olmaması için bazı insanlarda onların hayata uyum sağlamaları, hayatın ritmine, doğanın ritmine uyum sağlamaları için yapılan uygulamalar konusundaki bir bilim dalı diyebiliriz ergoterapi. Evet. Tabii aslında ergoterapide bir yaş aralığı yok galiba, değil mi? Bu yaşlı, genç veya daha genç diye sınıflandırmak gereksiz galiba, değil mi? Tabii yani yaş sınırı yok. Herkesin, yani bu konuda ihtiyacı olan herkes için geçerli. Çocuklar için de geçerli. Yani özellikle ergoterapinin en önemli alanı olan müzik, doğanın zaten hayat, doğada var olan bir biyolojik bir ritim demektir. O ritme uyum sağlaması insanın vücuttaki doğal kaynakları harekete geçirmesi, beynindeki iç eczaneyi harekete geçirmesi, doğanın hız ve ritmine uygun davranabilmesini sağlıyor. Doğanın hız ve ritmine uygun sağlamak demek de kişinin iç dinginliğinin oluşması, huzurunun oluşması, mutluluğu yakalayabilmesinde çok önemli. Yani özellikle bu çağımız hız çağı şimdi. Bu hız nedeniyle doğanın hız ve ritminden insanlar koptu. Vücut fonksiyonlarına uygun yaşamıyorlar, davranmıyorlar. Bunun da bir bedeli var. Birçok hastalık şeklinde çıkıyor. İşte ruhsal bozukluklar şeklinde çıkıyor. Çeşitli mide bağırsak hastalıkları şeklinde çıkıyor. Birçok hastalıklar. Bu ergoterapide kişinin yani doğanın hız ve ritmine uygun yaşamayı başarmasıyla ilgili metodoloji geliştiren, artık üniversitelerde yüksek lisans eğitimi veren, lisans eğitimi oluşan bir alan ergoterapi ve özel sanat tedavisi de denebilir bir diğer adı. Yani sanatın tıpta kullanılması da, müziğin, sanatın tıpta kullanılması olarak da diyebiliriz. Eski literatürde art terapi diye geçiyor zaten. Yani müzik, resim, çeşitli mesela Ebru'yu da kullanıyoruz biz ergoterapide. Müziği kullanıyoruz. Yani bizim geleneksel sanatlarımız hepsinin ergoterapi değeri var. Bunları kullanıyoruz. Sonuçta yani ergoterapi insanın hayata uyum sağlaması, doğaya uyum sağlaması tekniklerinden birisi. Peki aslında bizim, siz de söylediniz, bu bizim aslında geleneksel bir tedavi yöntemimiz de aynı zamanda. Çünkü Osmanlı'da çok kullanılmış müzikle tedavi özellikle. Ama biraz bunun enstrümanlarından bahsedelim. Siz Ebru dediniz, müzikle tedaviyi biliyoruz. Başka neler var bunun içinde ya da bu kişisel bir aynı zamanda tercih sebebi midir? Tabii şimdi bu müzikle tedavi bizim ergoterapide en önemli kullandığımız alanlardan birisi. Şimdi müzik, ergoterapi, müzik sadece yeterli değil. Tabii ergoterapide dediğimizde bütün sanat unsurlarının kullanılması Anadolu geleneğinde çok var. Bergama'da var. Gevher Nesibe Kayseri'de var.
Edirne'de Darüşşifa var, Amasya'da Bimarhane'de var. Yani Osmanlı, hatta Osmanlı önce İlhanlar döneminde müzikle tedavi kullanılmış ve bu aynı dönemde de ilginçtir. Avrupa'da insanların akıl hastalığı olan insanların kaynar zeytinyağı kazanlarına atıldığı, içindeki kötü ruhlar çıksın, şeytan çıksın denildiği, işkence yapıldığı, zincire vurulduğu dönemlerde Osmanlılar müzik tedavisinden faydalanmışlar. Burada özellikle bu akıl hastalarına güzel sözler söyleyin, yani onlara para yönetimini vermeyin mealindeki ayet-i kerimeyi dayanarak Osmanlı bunu çok güzel hayata geçirmiş ve müzik tedavinin dışında diğer işte spor etkinlikleri de bir ritim terapisidir. Aynı şekilde sanatla uğraşılan resim, ebru bunlardan birisidir. Kişinin ruhsal özelliklerinin tabloya yansımasıdır bu, müziğe yansımasıdır. Ve son yıllardaki bilimsel araştırmalar da müzik tedavisinin özellikle beyinde müziğin hız ve ritminin sağ beyni, müziğin anlam kısmının sol beynini harekete geçirdiği tespit edildi. Ve müzikle ilgilenen kişilerde beynin ortasındaki korpus kallozum kısmı var, köprü kısmı, sağ beyin sol beyin uyumlu çalışmasıyla ilgili. Bu müzikle ilgilenenlerde daha gelişmiş olduğu tespit ediliyor volümetrik beyin ölçümlerinde. Bu da müziğin, yani beyni bütüncül çalıştıran bir araç olduğunu, müzikle ilgilenen, sanatla ilgilenen insanların ruh sağlığının, yani beynini bütüncül kullanabilmelerinin daha kolay olduğunu gösteriyor. Ve müzik mesela son yıllarda, son aylarda meşhur olan bir müzik var. Mesela bu Gunman Style diye bir müzik. Onu biliyorsunuz, ben laboratuvarda dolaşırken anne karnındaki bir çocuğun pozisyonunu gördüm ben. İki el böyle üst üste duruyor. Aynı şeye bakıyorsunuz, Gunman Style'daki oyuncular da aynı hareketi yapıyorlar. Yani çocuğun anne karnındaki huzurlu anını çağrıştıran bir ritim, bir tempo. Bütün dünyada herkesin hoşuna giden bir tempo oldu. Yani bu da müzik kurgusu yapanların, senaryo yazanların insanın doğasına uygun geliştirdikleri bir müzik, insanda herkesi etkileyebilecek bir müzik olabildiğini gösteriyor. Popüler müzik olabildiğini de gösterebiliyor. Çünkü bu beynimizdeki kapalı hafıza dediğimiz, eskiden bilinçaltı denilen bilgi kayıtları var beynimizde. Bu bilgi kayıtlarını harekete geçiriyor müzik. Onarıcı etkisi var kişide. Ama müziğin türüne göre bu değişiyor. Bazı müzik türleri elem, keder, hüzün veren müzikler var. Bu müzikler de depresif yapıyor kişiyi. Yani bu kişiye göre de değişiyor. Mesela Türk müziğinde neyin yaptığı etkiyi Batı müziğinde violonsel yapıyor. Müzik türü farklı fakat kişinin algılama biçimine göre etkilenmesi, huzur, esenlik hali hissetmesi kişiden kişiye değişiyor. Kültürlere göre değişiyor. Yani geleneksel değerler burada müzikte önemli. Bu nedenle müzik konusunda kişiyi özgür bırakmak gerekiyor. Hangi müzik o kişiye huzur, esenlik, rahatlık hissi veriyorsa o müzik onun için tedavi değeri var. Biz de bunu beyin ölçümleriyle yapmak, böyle şu anda rutin olarak yapmıyoruz ama deneysel olarak kişinin beyninde alfa dalgası üreten müzik türleri o kişinde huzur, rahatlık veren müzik olarak görüyoruz. O kişinin alfa dalgası üreten müziği belirleyip daha sonra o müziği ona kullanmasını tavsiye ediyoruz. Yani bu da bir ergoterapinin konularından birisi. Peki hocam, bir de uygulama alanlarından bahsedelim. Toplu başvurular var mı ya da sizin toplu tedavi süreciniz var mı? Ve bir de nasıl uygulanıyor bu? Yani müziği, ebruyu veya diğer uygulama alanlarını nasıl belirliyorsunuz? Biz Üsküdar Üniversitesi olarak ergoterapi bilim lisans programı bu sene açtık. Ergoterapide müzik tedavisi, resim tedavisi, sanat tedavisi, yani fizyoterapi gibi bütün uzmanlık alanlarının hepsini burada uygulamaya geçireceğiz. Kişinin grup, bireysel olarak da yapılabiliyor, grup olarak da yapılabiliyor. Yani bunun yöntemlerini öğretmek ve ki bu kişiye özel tıp yaklaşımı içerisinde
kişiye özel çözümler burada daha ideal olan çözümler, ama kişinin sosyalleşme ihtiyacı varsa grup müzikleriyle, grup terapileriyle bunu sağlamaya çalışıyoruz. O da kişinin ihtiyacına göre değişen bir durum. Ama hastanede bizim her hafta Perşembe günü özel ritim terapisi tarzında çalışan ekibimiz var. Hastalara gönüllülük esasına göre hastalara bir vücutlarını ve ruhlarını, duygularını ritimde kullanabilmesi konusunda onlara da egzersizler yaptırıyoruz burada. Bu da tedavi değeri var. Tedavi değeri yüksek. Yani birçok kimse canlı müzikle burada tanışmış oluyor. Ve hastalığıyla buradaki edindiği tecrübeyi kendisi hayatında uygulayarak iyileşme konusunda bir katkı sağlamış oluyor. Yani grup tedavileri daha etkili diyebiliriz bu nedenle. Evet, tabii bir de buna karar verme süreci var. Yani bu karar verme sürecinde kişiler sizinle temasa geçtiğinde siz buna nasıl karar veriyorsunuz? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Yani bu genelde şu anda grup tedavisi tarzında genelde. Yani haftanın belli bir günü, yani bu ergoterapi saatleri var. İşte müzik var, ebru var, resim var. Yani o doktor arkadaşlarımız hastalarla konuşarak, yani hangisi ona fayda olabileceği ilgili karar veriyorlar. O çalışmalara gidiyorlar. Hatta Ebru'da tedavi öncesi, tedavi sonrası çekim resimlere bakılıyor. Hangi renkleri ilk başta kullanıyor, daha sonra hangi renkleri kullanıyor. Bunları tedavi öncesi, tedavi sonrası gelişmeleri ölçüyoruz. Yani seçim kriteri olarak burada daha çok kaygısı yüksek kişilerde önemli, işe yarıyor. Yani, ama kişi talep ederse burada çok sınırlama yok. Yani kişi kendini iyi hissedip hissetmemesiyle ilgili, yani subjektif bir değerlendirme gerekiyor tabii müzikte. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Şimdi dilerseniz biz bu arkadaki ney ve vurmalı çalgıyla ergoterapiden bir örnek verelim. Şimdi sizi yaklaşık bir dakika süreyle ney ve vurmalı çalgılarla ergoterapinin nasıl uygulandığını göstermek üzere baş başa bırakıyoruz. Şöyle hemen geçeyim ve biraz neyden